Babam, bu morgdaki İsmail'in dediğine göre bu sivriler feryat figan gencecik akrabamız öldü deyip giriyorlar içeriye. Normalde bu saatte cenaze teslim etmezler, sen de biliyorsun. Nereden bileyim lan gerizekalı? Allah Allah. Senin bilmediğin şey yok da babam. Tevazuna saygı duyarak anlatmaya devam edeyim. Neyse, memlekete götüreceğiz. Anası babası yaşlıdır. Kindiye yetiştirelim deyip allem kullem cebellezi bu zekiyi çıkarıyorlar dışarıya. Lan gereksiz Tekin. Bu bilgiler bizim ne işimize yarayacak? Senin İsmail bunların nereye götürüldüğüne dair bir ipucu yakalamış mı, onu söylesen bize. Garibimiz, o nereden yaklaştın ipucuna baba? Yalnız benim aklıma bir şey geldi. Bu Zeki ve Akif aynı anda firara düştüler ya. Aynı yerde saklanıyor olmasınlar. Ya ayrılar ya da gayrılar. Ama neredeler bunlar Tekin? Ya istihbarat bulamayız, biz bulamayız. Ya kuş olup kanat takıp uçmadı ya bunlar. Herkes kendine dikkat etsin. Bizim evden bile çıkabilirler. O ne demek şimdi? Ben bu Rafet'in peşine adam taktım. Ama ona gitmediler. Ama bunun hesabını edebilecek akıllı adamlar bunlar. Mesela Tahsin'in peşine adam takmadık. Ya adamın amcasının oğlu ölümden dönmüş. Hastanede yatıyor. Tahsin bu toplara girer mi hiç? Tanımıyor mu Haşmet? Tipi doğru söylüyor. Ne diyorsun yani Hızır? Tahsin mi? Demiyorum. Hiç kimsenin aklına gelmeyecek bir yerde saklanıyordur bunlar. Bu benim aklıma geldiğine göre bunlar Tahsin'de değil Dadaş. Reis. Söyle Fahri. Bu hasım taşıma olayından vazgeçsek de bulduğumuz yerde indirsek bunlar başımıza gelmez diyorum. Hasımlarımıza soracak sorularımız oluyor. Yoksa hepsinin gözlerinin rengine hasta değiliz de. Bir kere de haklısın de ya. Fahri doğru diyor işte. Kendi hasımlarınıza sıkın. Ama benim hasımlarıma benim dediklerimi yapacaksınız. Bu Zeki kimin hasmıdır? Fahri'yi bıçaklatmış. Onun daha çok hasmıdır. Ya öyle diyorsun da Urşit abi. Ya, oteli de bombaladı bu adam. Akif et diyor işi. Zeki değil. Alparslan geliyor. Belli ki eli boş geliyor. Bir şey olsaydı yanında getirirdi. Alparslan. Var mı bir şey? Abi yurt dışına çıkmadıklarından eminler. Ama bence bunun yolunu zorlayacaklardır. Ne yapacağız? Sınır kapılarında nöbet mi tutacağız Alparslan? Mikrop bunlar, mikrop. Bulaşmadan edemezler. Bize bulaşacaklar. Hazırlıklı olun yeter. İçeriye getirebilirsen Serpil. En acısını sen öleceksin. Söz. Babaanneciğim, gelip bir soluklansaydınız bizim evde. Çok seviniriz. İftara da kalırsınız. Başka bir zaman iftar yaparız inşallah Serpil Hanım. Malum ölüm düşeğinde bir kızımız vardır. Allah gecinden versin. Allah sırali versin.
Ben de geleyim mi sizin? Biz sana haber veririz Özlemciğim. Sen biraz üzüntülü şeylerden uzak dur. Tamam peki. Neyse. İhtimali bile güzeldi. Anneciğim, ne oldu sana? Fikrini ne değiştirdi? Anlattın mı be? Fikrimi değiştirmedim. İçeri gir, anlatacağım. Var burada. Anne, aç kapıyı. Aç kapıyı, çabuk çıkalım. Geç içeri. Akif Bey bizim için burada. Bu adama inanmış olamazsın anne. Asıl sen kendi inandığın insanlara bak. Erkekleri kızı komaya sokuyor. Kadınları vah vah demeye hastaneye gidiyor. Anne, işte bu adam yaptı zaten bütün bunları. Akif Bey, lütfen her şeyi anlatır mısınız? Ben yoruldum artık. Siz hiç merak etmeyin Serpil Hanım. Anlatacağım ben Özlem'e de. Özlem güzellikten anlamıyor. O yüzden ben onun anlayacağı dilden konuşacağım. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne yapıyorsun sen kızıma? Delirdin mi be adam? Şimdi beni sessiz sessiz dinleyin. Eğer dediklerimi yaparsanız size zarar vermem. Ne yapacaksan yap. Senin hiçbir dediğini yapmayacağız. Yapacaksın Özlemciğim. Aksi takdirde anneni öldürürüm. Ne istiyorsun bizden? Bunca zaman söylediklerin hepsi yalan mıydı? Şu ana kadarki olanlar yalandı. Ama bundan sonrası gerçek. Şimdi Özlem Alparslan'ı arayacak. Onu buraya çağıracak. Ve ben Alparslan'ı alıp gideceğim. Yoksa önce seni, sonra kızını öldürüp gideceğim. Müsait misin? Dinliyorum. Annemle arayı düzelttik. İftara bize gelebilir misin? Çok ısrar etti. Ya gelirim de işim ne zaman biter bilmiyorum. İftardan sonra gelsen de olur. Ama kesin gel. İyi, tamam. Tamam, peki. Bir de gelirken güllaç alır mısın? Güllaç? Biliyorsun ben çok severim. Bekliyoruz akşam. Bak, bir de bana yalancılıyordun. Görüyor musun?
Kızım nasıl da kuyruklu yalanlar söylüyor. Özlem mi? Evet amca. Ne diyor? Annesiyle barışmışlar. Allah Allah. İftara çağırdı annesi benim. Sen ne dedin? Çok ısrar edince iftara gelemem ama sonrasında uğrarım dedim. İyi. Git. Neyse. Şimdi konu bu değil. İçeride bunlar yurt dışına gidemezler dedim ama hayatta kalmalarının başka da yolu yok. Bunu nasıl yapacaklarını bulman lazım Alparslan. Bunlar nereye saklandılarsa biz onları o delikte bulamayız. Ben bu Altan'a güvenmiyorum. Koltuğuna oturduktan sonra çıksın gitsinler. Başıma dert olmasın zihniyetindeler bunlar. Amca Altan'ı öldüreceklerdi. Niye böyle bir şey yapsın? Düşmanlarının bile ölmelerini istemezler. O sayede koltuklarında kalmayı becerebiliyorlar. İşte devletle mafya arasındaki fark bu. Şimdi anladım. Hadi lan hadi. Kalk git. Aklın kaynananın iftarında kaldı. Aklım kaldı da iftar mı plan mı bilemedim. Merhaba. Durumu nasıl İlyas? İyi değil ana. Hele. Hele beni götür yanına. Siz geçin. Ben Ömer'e haber verdim. Bir bakayım. Peki. Tamam. Geçin. Tamam. Anasına haber verdiniz mi? Verdik ana. Yola çıkmış mı? Evet. Ağlarsa ağlar. Gerisi yalan ağlar. Çok da yalan değil. Ben de ağladım. Ağlayacaksın tabii. Gözyaşı olmayanı Allah affetmez. Kulsun. Hatan çoktur. Ne diyeyim ana? Böyle olmasını kimse istemezdi. Hadi. Beni yanına götür. Sen ha buraya bekle. Ben vazifemi yapayım. Helallık isteyeyim.
Haşmet kardeşim. Seni illa hastanede ziyaret edeceğimi düşünmüştüm. Ama kardeşim tipiyle yan yana yatarken aklıma gelmiştiniz. O ne demek Emine Hanım? Tipi genelde kafası bozulduğu zaman akıl hastanesine yattığı için. Onu diyor Emine Hanım. Bu kızın bahtını kendime benzetiyorum. Sonu benzemişsin. Tabii onun derdi benden bir tane daha fazla. Bahtınıza ne olmuş? Gayet maşallahınız var Emine Hanım. Emine Hanım'ın eşi Fikret Bey. Rahmetli oldu ya, onu söylüyor Vesat. Ha. Allah rahmet etsin. Ama siz Ömür için boşuna tasalanmayın. Onun bir eşi yok nasıl olsa. Eşini bilmem ama benzeri yok. Emine ablacığım, boşu boşuna nefesini tüketme. Burada seni benden başka dinleyen yok. Hayriye Ana gelinin yanına mı gitti? Eski gelininin yani. Hayriye Hatun hakikatli kadındır. Sevdiği insanları yalnız bırakmaz. İyi gününde de kötü gününde yanlarında olur. Ayaklanın da Haşmet kardeşim. Sizin eve de ziyarete gelmeyi düşünüyor. Başım üstüne. İçeri girmeden sesini çıkarırsan burada hem anneni hem sevgilini öldür. Benim amacım kimseyi öldürmek değil. Sadece Alparslan'ın beni yurt dışına çıkarmasını istiyorum. Anladın mı? Merhaba canım. Hazır o elini beline atmışken, o silahını çıkartıp bana ver. Özür dilerim Alparslan. Hepsi benim yüzümden. Özür dileyecek bir şey yok. Biz Alparslan'la anlaşırız. Değil mi Alparslan?
Ne istiyorsun Akif? Şimdi biz seninle buradan çıkıp arabaya biniyoruz. Doğruca Edirne'ye gidip oradan sınırdan geçiyoruz. Sonra ben özgürlüğüme kavuşuyorum. Sen de sevdiklerine. Nasıl yapacakmışsın? Sen halledersin. İlla ki vardır sınırda senin adamlarından birileri. Tamam. Öyle hemen tamam diyorsun da... Bak burada dışarıda adamlarım var. Eğer sınırdan sonsuz bir şekilde geçemeyecek olursak... Sen şimdiden bunlara veda et. Ben seni nasıl olsa yakalar icabına bakarım. Acelem yok. Artık masum insanlara zarar verme. Anlaştık. Bunları sınırdan geçtikten sonra tekrar konuşuruz. Bu adam yalancının teki. Dediklerinin hiçbirini yapmayacak, seni öldürecek. Sence merak etme. Hiçbir şey olmayacak. Söz. Hadi hadi. Daha çok yolumuz var. Enişte. Söyleyin. Siz bunu arabaya bindirin. Ben geliyorum. Tamamdır yeğenim. Anlamadın zannettim. Ben seni anlamaz olur muyum hiç? Faruk, sen buraları halledersin. Ben de abi, merak etme.
Niye hazır? Ya iftara yetişecekler dedin, yetişmediler. Fareler nereden geliyor bari onu söyle. Merak sana yakışıyor Tufan. Yoksa her şeyi anlatırdım. Çıkmışlar, geliyorlar. Ha? Ne kadar sürer dadaş? Sen zamanı söyle. Ben sana nereden geleceklerini söyleyeyim. Akif'ten geliyorlar. Akif derken reis? Baba, bak yemin ederim bir daha sana çay vermem. E kalkıp kendim alırım oğlum. Beni yapamayacağım şeylerle tehdit edin. Reis. Bak gözünü seveyim. Akif'e bir şey yapmayın. Telefonuysa o. Ne olur sakın açma. Niye Boran? Akif'i öldürünce elimize ne geçecek? Belki Altan daha iyi bir teklife gelecek. Ya ha bu saatte bilgi tüccarı mı olduk? Bildiklerini ona versin, o da bize bir şey versin da. Hazır. Buyurun albay. Maalesef kızımız Esra'yı az önce kaybettik. Başımız sağ olsun. Benden öğren istedim. Anladım Ünal Bey. Rahmet olsun. Amca. Altan Bey aradı. Akif'i aldığımızı duymuş. Nereden duymuş? Faruk Murat'a ekiplerini teslim etmiş. Konuşturmak için istiyorlar. Sorarlarsa söylersin. Hainleri konuşturmak onların işi. Susturmak bizim işimiz. Herkes işini yapsın. İçeri geçin. Siz de geçin. Yazır, yazır, yazır.
Merhaba Sır. Hoş geldiniz. Hoş geldin İnan Bey. Kaç gündür çağırıyorum, gelmiyorsun. Ben ayağına kadar gelince hoş mu gelmiş oldun? Ne söyleyeceğini biliyorum İnan Bey. O yüzden kaçıyorum. Ne zamana kadar kaçacaksın Hızır? Sen beni yakalayana kadar. Ünal Bey, şimdi kusura bakmayın da doğrusunu isterseniz Hızır'a kaçması gerektiğini ben de söyledim. Çünkü az buçuk hepimiz sizin ne diyeceğinizi biliyorduk. Nasıl oldu da Akif'i öldürdünüz? Nasıl olur da sağ salim Altan'a teslim etmezsiniz? Adam geberdi gitti de yeni baştan diriltecek halimiz yok ya yani. Mesele sizin için bu kadar değil mi? Alparslan, sen bunlara bu gabar meselesini anlatmadın. Anlattım Ünal Bey. Ve? Ve'si şu Ünal Bey. Alparslan geldi, Selcan Gabar diye bir adam bizim silahlarımızı örgüte satıyormuş. Bir, bizim silahlarımızın olduğu ne belli? İki, benim bu Akif şerefsizini vermeyip gebertmemin arkasından adamın birisi çıkıp bizim örgüte silah sattığımızı söylüyor. Bunu kim diyor? Altan Bey. Gerçekten analizin bu kadar basit mi? Tabii ki bu kadar basit değil. Sen sırf bunu söyledin diye İlyaslar, Boranlar bunun peşindeler. Boranlar, İlyaslar bu meselenin peşine düşmediler. Onlar Zeki'nin peşindeler. Eğer sizin dediğiniz gibiyse, yani bu işin arkasında Altan Bey yoksa, ha Zeki'nin peşine düşmüşler, ha Selcan Gabar denen adamın peşine düşmüşler. Ne fark eder Ünal Bey? Ulan bunda da mı Zeki'nin parmağı var diyeceksin Alparslan? Abi demesine diyeceğim de, ya Façalılar öyle bir adam tanımıyoruz deyince diyemedim. Onlar tanımıyorsa Zeki nereden tanıyacak Gabar'ı? Bunu sen mi söylüyorsun Alparslan? Biz Altan'la bir işbirliği yaptıysak bunu ne bozar? Örgütlere silah sağlıyor olmamız. Ünal Bey, sağlamadığımızı biz biliyoruz. Biliyoruz da bu Altan her şeyi biliyor da bizim bildiğimizi bilmiyormuş şimdi yani. Kendinden öncekilerle bunun için savaşmışız, şimdi bunun için mi itham edileceğiz? İşte bunları yan yana ve yüz yüze konuşuyor olsak seni savunuyor durumuna düşme. Ben Altan Bey'le görüşeceğim. Ne zaman? Birazdan. İyi. Durumu bana haber ver. Ve İlyaslara söyle, Zeki meselesini bıraksınlar. Zeki'nin vereceği zarar bireysel. Ama öteki hepimize dokunur. Görürsem söylerim. Anlamadım. Yok, görmüyorum, görmüyorum. Sen bu meseleyi ortaya attın diye kaç gündür bunun peşindeler. Görmüyorum da. Ya tamam, tamam, tamam. Ben de uşakları telefonla arar, görüşürüm. Hastanede işini bitireceğim dedin. Eve çıktı Haşmet. Şimdi nasıl yaşayacaksın Zeki? Kendini bıraktın, benim derdime mi düştün Tahsin? Mecburen. Sen ortaya çıkarsan ben ortaya çıkmış olacağım Zeki. Bu Haşmet'le Behzat seni nasıl olsa öldürecekti. Niye bu kadar üzülüyorsun ki? Otuz senedir amca çocuklarından çalıyorsun Tahsin.
Bilmiyorlar mıydı? Ya da duymayacaklar mı zannettin? 30 senedir çalıyorum ve 30 senedir yaşıyorum Zeki. Ta ki sen benim başıma bela olana kadar. Ama tatlı bela. Bulamazsın benim gibi rengi. Kara bela. O da uyar. Sen onu bunu bırak da öyle bir anlaşma yaptık ki artık ölmek var dönmek yok. Sen neden bahsediyorsun? Şu senin gizli depodaki silahlar vardı ya. Sen hastaneye giderken gelirken benim çocuklar o silahları el attı. Ne diyorsun sen Zeki? Kafayı mı yedin? O silahlar kayıtlı. Başlatma lan kaydından. Çalarken kaydı yok muydu? Çalmadım. Onları stoğa ayırdım. İyi işte. Ben de senin stokları erittim. Şu Selcan Gabar yok mu? Tozcu. Tozcu, örgütçü. Neyse ne? Bize ne? Ona sattım silahları. Ha, ne demek bize ne? 2 dakikaya silahları örgüte satar onlar. Sattılar zaten. Bittik biz ya, bittik. Bitmedik Tahsin. Daha yeni başlıyoruz. Senin şu masanın arkasında kim var? Devlet. Bunların hepsi birleşip benim peşime düştü. Benim ne yapmam lazım? Devletle bunların yollarını ayırmam lazım. Bu oynadığın oyundan biz kazanarak çıkamayız, bilmiş ol. Biz oyun oynamıyoruz Tahsin. Biz şu anda izleyeceğiz. Bu Gabar'la Çakırbeyliler, Façalılar, Boranlar, Tufanlar, artık her kimse, hepsi birbirine girecek. Biz de ilk fırsatta onları tuzağa çekeceğiz. Ben İlyas'la Behzat'ı bitireceğim. Sana da büyük iş düşüyor. Sen de Haşmet'i bitireceksin. Sen İlyas'la Behzat'ı bitirmeden ne kendimi ortaya koyarım ne de Haşmet'le ilgili bir şey yaparım. Ona göre. Güven bana ortak. Güven. Abla şimdi bu Haşmet bizim neyimiz oluyor ki biz buna geçmiş olsuna gidiyoruz? Anlamadım ben. Senin ortağın. Tamam abla. İyileşir, gelir masaya oturur. Ben de geçmiş olsun derim. Yani bu yakınlık, bu samimiyet nereden çıktı birdenbire yani? Ay ne var yani? Birine hasta ziyaretine gitsen geçmiş olsun desen ölür müsün? Abla, adam hasta değil. Adam vuruldu. İş kazası. Haşmet mi hasta değil? Deli o kardeşim. Senden daha deli. Bak, ya bana gerçek sebebi söylersin. Ya da seni alır götürür, Hızırların evine geri bırakırım. Kardeşim beni Hızırların evine de bıraksan yine gideceğim yer Façalıların evi. İlla söyleteceksin beni. Söyleyeceksin abla. Ben öyle gizemli hiç sevmem. Ağızlarını arayacağız. Ne zaman müsaitsiniz diyeceğiz. Çiçeğimizi, çikolatamızı alıp gitmek için zaman soracağız. Peki bundan Hızır'ın haberi var mı? Bir tansiyon ölçelim. Akşam haber veririm. Ya abla, şimdi kalkar gideriz. O Behzat oradadır. Böyle ileri geri bana dangıl dungul konuşur. Ben de dayanamam, boğarım. Sonra yanlış bir şeye gitmiş oluruz yani. Behzat evde değil. Sen nereden biliyorsun? Bacısından. Ya bu ömür var ya benim iyice gözümden düştü. Sebep?
Abla insan kardeşinin arkasından iş çevirir mi? Ben senin hep arkandan çeviriyorum tipi. Yüzüne bakıp nasıl iş çevireceğim? Yok yok, yapmazsın öyle bir şey. Yaptım kardeşim, yalan mı söyleyeceğim? Söyle abla, söyle. Bana yalan söyle. Ama öyle yüzüme yüzüme arkandan iş çevirdim deme bana. İyi. Bir daha sevdalanırsam aklımda bulunsun. Nasıl yani? Aklında biri mi var abla? Birini boğmanı istersen aklımdan geçiririm. Kardeşim. Baş tacısın abla. Baş tacısın. Babam, bu gaba rakibi silah işi yapmaz. O yüzden nereye gittiysek bizim onlarla bir işimiz olmaz diyorlar. Ne iş yapıyor bu gabarlar? Ya pis iş işte yani. Toz işindeler belli ki. Ya pis işlerine devam etsinler kardeşim. Bize niye bulaşıyorlar? Bize ne demek Vesel? Ya pardon da biz kolluk kuvveti olduk da benim mi haberim yok İlyas? Ya böyle bir şeye karşı çıkmak için illaki bir kuvvet mi almamız lazım? Arkadaşlar konumuza dönecek olursak, evet Tekin, seni dinlemeye devam ediyoruz. Teşekkür ederim baba. Bu Selcan Gabar'ın yazıhanesini buldum ben. Defoyla haber gönderdim. Ve İlyas Reis'le Behzat Reis'in ismini duyduktan sonra bizim onlarla konuşacak bir şeyimiz yok dediler. Ama gel gör ki babam, senin ismini dile getirdikten sonra gönülsüz de olsa bir evet aldım. Ne yapayım Tekin? Bunu iyiye mi yormalıyım, kötüye mi yormalıyım? Babam sen kendini hiç yorma. Ben diyorum ki kalkalım, gidelim, yerinde görelim. Adamlar niye oraya gidileceğini biliyor mu Tekin? Vallahi Tefo kabaca bir şeyler anlatmış enişte. İşte bizim silahlar yanlışlıkla siz almışsınız falan gibi bir şeyler. Adamlar ne demişler? Biz yanlışlıkla hiçbir iş yapmayız gibilerinden bir şey söylemişler. Tamam, gidelim soralım. En azından Zeko ile bir bağlantılar olup olmadığını öğreniriz. Ona göre çatışırız. Adamlarla çatışmak için randevu almadık Vesel. Ya İlyas, biz bu adamlarla sarılmaya mı gidiyoruz? Ters bir şey olursa sıkacağız işte, onu diyorum. Vallahi o biraz sıkar Behzat Reis. Tekin doğru söylüyor. Sizin orada olmanız adamların bizi indirmesi için temel sebep zaten. Biz şimdi adamlarla bir temasa geçelim. İftardan sonra gerekirse gider sıkarız. Olur enişte, olur. Behzat, oraya çatışmaya gitmiyoruz ha. Önce bir durumu tespit edelim, sonra gereği neyse yaparız. Yani? Yani konuşurken ortamı germe diyorum. Senin böyle bir yapın var ya, o açıdan söylüyorum yani. Ya ben nasıl konuşacağım, sana mı soracağım? Sormuyorsun, o yüzden söylüyorum. Anladın? Ya tamam, tamam. En iyisi şöyle yapıyoruz. Siz gelmiyorsunuz, biz Tekin'le gidip hallediyoruz. Aynen öyle yapalım baba. Olmaz öyle şey. Biz nereden bilelim herifler sana tezgah kurmuş mu kurmamış mı? Tezgah sizsiniz İlyas. Adamların bir şey kurmasına gerek yok. Tamam Boran, benim adıma da sen konuşursun. Çünkü ben İlyas'ın aksine konuşmayı seven bir adam değilim. Ben eylem adamıyım. Tabii tabii. Hadi, hadi, hadi. Mümkün mü Murat bu söylediğin? Birileri ortaya bir şey atıyor diye buna hemen inanmak da nereden çıktı? Dedikodu değil Faruk. Ele geçirilen mühimmatların tamamı sizin. Hepsini ele geçirdiyseniz problem yok da asıl soru bu silahlar bizden. Nasıl sızdı? Bir haftadır sorulmak istenen bu zaten.
Altan Bey. Rafet 24 saat Tipi abinin gözaltında. Paçalılar deseniz tamamen bizimle hareket ediyor. Ayrıca Zeki de onların baş düşmanı. Bizim zaten böyle bir olaya bulaşmamız söz konusu bile değil. O yüzden diyorum ki bu silahların bize ait olma ihtimali yok. Samimiyetinizden şüphem yok Alparslan. Tıpkı silahların size ait olduğundan şüphem olmadığı gibi. Bizim daha önce sattığımız silahlar toplanmış ya da bunların eline geçmiş olabilir mi? Sizinle bizi karşı karşıya getirmek için. Bu kadar silahın toplanması bir haftada mümkün değil. Size bu dağıtımın yapıldığını düşündüğümüz ekibin ismini vermiştim. Evet, İlyas amcamlar ulaşmaya çalışıyorlar. Yalnız bu ekip silahla uğraşan bir ekip değil. O yüzden biraz zaman aldı. Hızır amcan ne diyor bu konuda? Akif'i vermediği için bu bahaneyi sizin ortaya attığınızı düşünüyor açıkçası. Ben Hızır'dan daha farklı bir açılım beklerdim. Kendi bilir. Bir sorun varsa bunun da illaki bir sonucu olacaktır. Çözemeyen sonucuna katlanır. Alınmaca, gücenmece yok. Böyle mi ileteyim? Aynen böyle ilet. Peki, iletirim. İlyas amcanlar, görüşmenin sonucunda eğer bir şeye ulaşırlarsa beni bilgilendir. Ben Ünal Bey'in masasında oturuyorum. Gerekli bilgileri ona veririm. Sen niye çelik yelek kullanmıyorsun Haşmet? Diyelim ki kullanacağım tipe. Evde çelik yelek de mi oturacağım? Beni evimde vurdular, dışarıda değil. Asıl tehlike evin içinde Haşmet. Arkamızdan iş çevirenler evin içinden olabilir. Sen kimi kastediyorsun tipi? Gelme ortama. Kimi kastedeceğim abla? Ateş'i kastediyorum. Ateş evimizin içinden değil miydi? Kardeşim ateş mi kaldı? Söndü gitti. Sönmez abla. İhanet ateşi denen illet cehennem ateşi gibidir. Sönmez. Tipi abi, ben bir şey merak ediyorum. Sor bacım. Siz de işinizi kaybettiniz. Çok kötü günler geçirdiniz. Evet. Hala geçmiş değil. Bir gün geçer mi? Yani bir daha hayatınıza biri girebilir mi? Siz böyle bir şey ister misiniz? Böyle bir şey istemem. Ama olur mu orasını da bilmem. Yani o da büyük konuşmamak için. Sen niye bunu merak ettin bacım? Abim de yıllardır yalnız. Belli ki abimle çok benziyorsunuz. Bir tane bir ilişkinin üstüne yenisini düşünmüyorsunuz. Tutkulusunuz yani. Haşmet'in bu özelliğini bilmiyordum. Sen de benim gibi bir adam mısın Haşmet? Benim güven sorunum var tipe. Benim de var Haşmet. Benim de var.
İnsan bu devirde ablasına, bacısına bile güvenmemeli. Sen beni mi ima ediyorsun? Seni ima ediyorum abla. Seni ima ediyorum. Ama direkt konuş diyorsan, açık ol diyorsan, Haşmet'ten de çekinmem. Açık açık söylerim. Emine abla, ben sana bahçeyi gezdireyim istersen. Ne söyleyecekse söylesin. Benim senden mi saklım gizlim var, Haşmet'ten mi? Otur. Bunu sen istedin abla. Ablanın üstüne yürüyecek kadar önemli olan konu ne tipi? Söyle bakayım. Benim ablam, senin bacın arkandan iş çeviriyor. Ne gibi bir iş yani? Nasıl bir iş olacak? Hayırlı bir iş. Utanmaz adam. Şimdi ben yolda gelirken senin arkandan iş çevirdim. Bu sayede Fikret'le yuva kurdum dedim. Adam öldü gitti. Hala olayı kaldıramıyor. Ya ne alakası var abla? Bak adam capcanlı dipdiri karşımızda duruyor. Ama arkasından hala iş çevriliyor. Uyarmak da benim görevim. Ulan kim verdi sana bu görevi? Haşmet'i severim ben. Nasıl seversin? Yol boyunca ne işimiz var orada? Niye bu kadar yakın olduk diye söylenip durdun? Vallahi dedim Haşmet. Yani şimdi yalan yok. Eyvallah tipi. Ama sonra üzerine düşündüm. İkimizin de ihanete karşı verdiği tepkiler aynı. Ama asıl benim üzüldüğüm, biz ayrımcılık yapıyoruz. Hem de kendi bacılarımıza karşı pozitif ayrımcılık. Yeri geliyor, öyle kurbanlık koyun gibi bekliyoruz. Tipi abi ben ne yaptım? Sen ablamla işbirliği yaptın, abinin arkasından iş çevirdin. Vallahi Emine Hanım ben konuyu hala tam olarak çözemedim. Belli ki tipi de beni doldurup bir noktaya getirmeden bir şey anlatmayacak. Siz en iyisi bu arkamızda dönen olayı net olarak bana açık söylerseniz çok sevinirim. Ben konuşulan şeye kızmam, kırılmam. Konuşulmayan, saklanan şeylere incinirim. Bravo Haşmet. Bu huyun da aynı bana benziyor. İnşallah hiçbir huyun buna benzemez de. Söyle. Müsait olduğunuzda Hayri Hatun dünürcü gelmek istiyor. Eğer sen İlyas'la ilgili olumsuz bakmıyorsan, Hayri Hanım Ömür ve İlyas'ın ilişkisiyle ilgili olumlu bakıyor. Tabii bunu konuşacağımız, paylaşacağımız, usulünce, erkanınca davranacağımız bir eşiniz, bir kadın olmadığı için böyle arkanızdan iş çeviriliyor gibi görülüyor ama ben arkanızdan çevrilen tek şeyi söyleyeyim. İlyas'ın Ömür'e olan ilgisi, Ömür'ün İlyas'a olan ilgisi. Sevgisi mi, ilgisi mi abla? Net ol. Eğer Haşmet olumlu bakarsa aşkı da derim. Yoksa şimdi niye boş boğaz geleyim? Ben bir içeri bakayım. Belki iftara kalırsınız, bir şeyler hazırlayayım.
Otur. Otur Ömürcüğüm, otur. Biz zaten iftara ayrı hatuna gideceğiz. Hızır bu konuyla ilgili bende bir şey paylaşmadı. İlyas'la da bu konuyla ilgili bir kere görüşmem oldu. Onunla konuşmamda niyetini ortaya koy dedim. Sizin buraya gelmeniz de niyetini açıklıyor herhalde. Bunun cevabı da sanırım sizinle geldi. Bilemeyiz Haşmet, bilemeyiz. Bunlar İlyas'ı da Tufa'ya düşürüyor olabilir. Ben daha İlyas'la konuşmadım. Kardeşim, İlyas'ı kim Tufa'ya düşürebilir? Ben onun fikrini almadan buraya nasıl gelebilirim? Buyur, bak. Söylemeye çalıştığım bu Haşmet. Bundan da haberim yok. Haber veriyorlar ya işte tipi. Emine Hanım sağ olsun. Dediği gibi ailemizde bunları konuşacak bir hanım olmadığı için onun da işi bizden daha zor. Yani bizim gibi adamlarla böyle şeyler konuşmak çok zor. Hay Allah razı olsun. Onun nesi zor Haşmet? Eğer İlyas'la Hızır bana söyleseydi, gelir sana derim ki ya bacanı verirsin ya da kaçırırız. Bunun nesi zor? Emine Hanım, iyi ki siz buradasınız. İyi ki de Ömür'le konuşup Behzat evde yokken buraya gelmişsiniz. Yoksa tipinin kaçıracağı tek şey aklı olurdu. Sen ne demek istedin Haşmet? Vermiyorum mu demek istedin kızı? Bana açık ol. Öyle Behzat'ı Mehzat'ı da bahane etme. Bana bak tipi. Behzat'ı falan bahane etmiyorum. Sonuçta ömrüm bir abisi de o. Emine Hanım buraya kadar gelmiş. Senin gibi yok kaçırırız, alırız gideriz falan bir şey de söylemiyor sağ olsun. O yüzden bize de düşen aile içinde ömrün de fikrini alıp Hayriye Hanımlara ya dünürcü ya da misafir gelin demek. Bak bu huyumuz seninle hiç benzemiyor. Çok şükür. Biz size bu konuyla ilgili en kısa zamanda dönüş yaparız. Ama bilmelisiniz ki ömrün söylediği hiçbir şeyi reddetmeyiz. O da bizim onun üstüne söyleyeceğimiz şeyi reddedemez. Yani evin içindeki bütün şeylerle ilgili söz hakkı ona aittir. Bu evin dışındaki bütün her şey için de söz hakkı abilerine aittir. Öyle değil mi Ömür? Sen benim için neyi uygun görürsen benim için doğru olan odur abi. Behzat da senin abin Ömür. Behzat da benim gibi senin sözünden çıkmaz abi. Ben amcana. Gidin onlarla görüşün mü demişim. Baba adamları bulun demedim. Ne yapacaklardı bulup? Bana söyleyeceklerdi bana. Belki adamları ben buraya çağıracaktım. Adamların ayağına gitmek ne demek lan? Ya Hızır, sen de işi yokuşa sürme de. Adam ayağına zor kabul etmiş. Sen de ayağına getirtme peşindesin. Ben benden habersiz bir şey yapılmamasının peşindeyim Tufan. Bu İlyas, Boran, Behzat şeytan üçgeni oldular başımıza. Onlardan şeytan meyten olmaz. Bu içine biraz gaz ver, çarpılır gelirler. Başka kim vardı yanlarında?
Enişteyle Zafer. Yanlarına gazla geziyorlar zaten. Başka birinin bir şey vermesine gerek yok. Biz de gidelim Mızır amca. Adam diyor ki nasıl giderler? Benim uşağım diyor ki biz de gidelim mi? Lan daha denileni anlamaysınız ya. Gidip de ne halt edeceksiniz orada? Bu ikinizin pis bir huyu var. Kardeşlerimize, uşaklarımıza düşmansınız. En azından kardeşlerimize, uşaklarımıza düşmanlık. Senin gibi herkese değil uşak. Fahri. Ara şunları. Ben aramam. Hızır Ali sen ara. Baba senin telefonun şarjı mı yok? Yok. Tufan sen ara. Yok. İftara kadar herkes bilir ki benim adetimdir. Telefonum kapalıdır. E aç işte de. Orucumu açarım. Telefonumu da açarım. Boşuna kalk kurmaya gerek yok. Kemal sen ara. Buraya gelmesinler. Benim konuşacak bir şeyim yok. Ne yapıyorlarsa yapsınlar. Tamam Zırh amca. Abi dediklerini birebir anlatma. Meraktan hemen gelirler. O yüzden diyor zaten meraktan gelsinler diye. Ne diyeyim dayı? Sen enişteye mesaj at. Ne oldu o meselede? Sor. O zaten dayanamaz cevap verir. Kurban olduğumun hemşerisi. Hiç olmazsa benim merakta olmaz. Hoş gelmişsiniz. Selcan abim sizi bekliyor. Sen kimsin, kardeşi misin? Öyleyim. Memnun olduk. Hepiniz mi geleceksiniz huzuruna? Babam. Biz burada bekleriz. Çuvallarda toz mu taşıyor Zafer? Deterjan tozdur işte. Temizlik, memizlik. Kapıda tabelada öyle yazıyordu. Ha. Hoş gelmişsiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Öncelikle ricamızı kırmayıp bizi davet ettiğin için çok teşekkür ederiz. Soracaklarınız varmış. İki kardeşim dedi ki abi gelsinler. Ben de boş vaktim vardı bir dinleyeyim dedim. Evet. Var. Var soracaklarımız var. Abi Hızır'ın kardeşi İlyas.
Bu da Schmidt'in kardeşi Behzat. Evet. Sor İlo. Tamam İlyas. Ben anlatayım. Şimdi Selcuk. Bir takım duyumlar aldık. Ucuz silah sattığına dair. Silah mı lazım? Biz silah işindeyiz. Lazım olsa senden niye isteyeyim? Ve o zaman bendeki silahtan size ne, rakamından size ne? O silahların bizim silahımız olduğuna dair bir söylenti var. Nazo, ne diyor bunlar oğlum? Bunların bize silahı var mı? Bunların silahı niye bizde olsun abi? Senin bir bilgin var mı, Giro? Anlamadım ki abi ben. Silahlarını kaybetmişlerse tak beline iki tane tabanca, gönder gitsinler. Var mı belinizde tabanca? Mesele bizim belimizdeki tabanca değil. Bir konteyner dolusu ağır silahtan bahsediyoruz. Bizde yok öyle bir silah. Var mı soracağınız başka bir şey? Vardı da şimdi mi yok? Yani sattınız mı silahları? Sattık mı Nazo? Satmışızdır abi. Bunlar maliyeden mi geliyorlar ben anlamadım ki. Fatura mı soruyorlar? Belli ki mallarına sahip çıkamamışlar Nazo. Her kapıyı çalıyorlar anlaşılan. Hadi başka kapıya kardeş. Şimdi Selcan, belli ki sen kısa ve öz konuşuyorsun. İnsanların da isimlerini kısaltıyorsun. Biz de zaten senden uzunca bir cevap beklemiyoruz. Bizim silahlarımız bir örgütün içinde ele geçirildi. Belki bilmiyorsundur diye söyleyeyim. Biz örgütlere silah satmıyoruz. Örgütlere silah satanlara da silah satmıyoruz. Benim sorum gayet kısa ve net. Bizim silahlarımızı sen mi sattın? Diyelim ki sattın. Bu silahları sizin elinize kim getirdi? Nasıl geçti bunlar sizin elinize? Kimden geçti? Bunları bir cevapla. Sen gelmiş benim mekanımda beni mi sorguluyorsun? Biz normalde insanları bu şekilde sorgulamıyoruz. İlk defa tanıştığımız için insanca soru soruyoruz. Ben size boş vaktim var demiştim ya. Bitti. Haydi lan. Lan sen ne diyorsun? Behzat. Selcuk. Bizim de sabrımız bitti. O yüzden biz kalkalım. Ben de en azından bir soru daha sorayım. Sen de son tersini yaparsın, biz öyle gideriz. Sor. Zeki Sivri'den üç şerefsiz kardeş bizim silahlarımızı almış, örgüte satmış. Burada sizi böyle üç kardeş görünce bir alakanız var mı? Yoksa başka üç şerefsiz kardeş tanıdığınız var mı? Bir soralım istedik.
Söyleyin de gidelim biz. Orhan. Senin adına sokaklardan bilirim. O yüzden yalvararak görüşme talebinizi kabul ettim. Ama bu ikisini buradan kaldırıp götürmezsen ben 3 şerefsizi öldüreceğim. Artık burada mı olur, başka bir yerde mi olur bilemem. Anladın? Selcuk. Bu tanışmaydı. Belli ki bu sefer seninle anlaşamadık. Ama merak etme. İkinci geldiğimizde anlaşırız. Baba, ne oldu? Konuşma Tekin. Hiç sesini çıkartma.